Kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Peygamberimizin hayatı dersimizin 4. ünite değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda Peygamberimizin hayatı dersimizin tüm ünite anlatımlarını, soru çözümlerini bulabilirsiniz. Ayrıca diğer tüm sözel ve dini ders içeriklerimizi de bulabilirsiniz diyerek birinci sorumuzdan başlayalım. Öncelikle doğru yanlış sorularımız var. Kız çocuğunu değersiz görme, onu utanç vesilesi sayma, Hazreti Peygamber'in ortadan kaldırdığı cahiliye geleneklerinden birisi midir? Tabii ki Peygamber Efendimiz kadın erkek eşitliğini böylece sağlamıştır. 2. Asr-ı Saadet'te hanımlar savaşa katılmak dahil olmak üzere sosyal hayatın bir parçası mıydılar? Tabii ki Peygamberimiz onlarla istişareler eder ve onlar da Müslümanlara her konuda destek olurlardı. 3. sorumuz. Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebi sadece erkeklerin eğitim mekanı olarak kullanılmaktaydı. Hayır. Kadınlar da hem ibadetlerini yapıyor hem de Peygamberimize orada sorular soruyorlardı. Bu cümlemize yanlış diyoruz. Allah Resulü'nün rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık bağını gözetsin. Sözü sıla-i rahime teşvik eder. Sıla-i rahim demek akrabalık ilişkileri demek. O yüzden Peygamberimiz akrabalıkla ilişkileri kesilmemesini tavsiye etmiştir. Doğru. Aynı inanç ve değeri paylaşan kişi ya da gruplar arasındaki manevi birlik ve dayanışmaya tevhid denir demiş. Bu cümlemiz yanlış. Boşluk doldurma sorumuzda devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'e 10 yıl boyunca yardımcı olan bir gün olsun Allah Resulü'nün kendisini göreviyle ilgili ikaz etmediğini ifade eden sahabe Enes bin Malik'tir. Hazreti Peygamber'in hicretten önce Medine'ye gönderdiği İslam'ın ilk öğretmeni kabul edilir. Kimdi o? Mus'ab bin Umeyr. Cafer bin Ebi Talip, Mekke'deki eziyet ve işkencelerden kaçan Müslümanların lideri olarak nereye hicret etmiştir? Habeşistan'a hicret etmiştir. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'e maddi ve manevi olarak destek olan Hazreti Hatice annemiz idi. Klasik sorularımıza devam edelim. Asr-ı saadet kavramıyla anlatılmak istenen nedir? Asr-ı saadet, Hazreti Peygamber'in yaşadığı devri temsilen kullanılan bir ifadedir. İnsanların en bahtiyar oldukları çağ anlamına gelir. Hazreti Peygamber'in insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır hadisinde ilham alınarak kullanılan asr-ı saadet tabiriyle İslamiyet'in en güzel yaşandığı ideal zaman dilimi kastedilir. Müslümanların özlem duydukları ve saygıyla andıkları bu eşsiz devri, özellikle Türkler, saygı ve hayranlıklarının bir gereği olarak Asr-ı Saadet, Saadet Devri olarak adlandırmışlardır. 11. sorumuz, Mekke'de Hazreti Peygamber'in davetini kabul eden gençlerin toplumsal baskıya rağmen İslam'ı kabul etmesi onların hangi özellikleriyle açıklanabilir? Peygamberimiz davetini toplumun tüm kesimlerinin içine alacak şekilde duyurduğunda bu çağrıya ilk önce Mekke'nin genç yiğitleri uymuşlardır. Hazreti Peygamber tebliğini yürütürken ona en büyük destek gençlerden gelmiştir. Bunun temel sebebi gençlerin dış etkenlere ve değişime açık olmaları, toplumun sunduğundan farklı olan çağrılara kulak vermeleridir. Yerleşik sistemin her türlü zorlama ve baskısına coşkun bir ruh hali, canlı ve hareketli ve bir tavır ile karşı duracak cesarete sahip de onlar Mus'ab bin Umeyr gibi. Asr-ı saadette yaşamış iki Müslüman genç örneği üzerinden gençlerin toplumda üstlendikleri rolü değerlendiriniz. İlk önce birinci olarak Kureyş'in nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan 17 yaşındaki Erkam bin Ebil Erkam, gizli davetin sürdüğü günlerde evini Hazreti Peygamber'in emrine vererek önemli bir rol üstlenmiştir. Davetin merkezi olma özelliği taşıyan bu evde pek çok kişi Müslüman olmuştur. İkincisi Erkam'ın evinde İslam'a giren gençlerden biri Mus'ab bin Umeyr'dir. O, Müslüman olduktan sonra kendini tebliğ faaliyetlerine adamıştır. Hazreti Peygamber 1. Akabe biatından sonra Mus'ab bin Umeyr'i hem temsilci hem de öğretmen olarak Ensar'la birlikte Medine'ye göndermiştir. Böylece o, Medine'ye hicret eden ilk kişi oldu. Mus'ab, Medine'deki Müslümanların yardım ve desteğiyle üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirdi. Birçok kişinin Müslüman olmasına da vesile oldu. Gerek vakit, gerekse cuma namazlarında imamlık yaptı Mus'ab bin Umeyr, Medine'li Müslümanlara Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Şüphesiz onun en büyük başarısı ise Medine'yi hicret yurdu haline getirmesi ve Müslümanların ve Peygamberimizin 622'de Medine'ye hicret etmeleridir.
13. sorumuz. Kadınların İslam'ın tebliğ sürecine katkısı hangi alanlarda olmuştur? Sosyal sorumluluklarının farkında olan Müslüman kadınlar üzerlerine düşen ne varsa yapma gayretinde oldular. Peygamberimize verdikleri sözü tutmak için Allah'ın hükümlerine bağlı kalmaya çalışan bu hanım sahabeler Mescid-i Nebi'nin daimi üyesi olmaya çalışıyorlardı. Bunun için vakit namazlarını cemaatle kılıyor, Hazreti Peygamber'in sohbetlerini dinliyorlardı. Mescidin her türlü sosyal faaliyetin gerçekleştiği bir merkez olması sebebiyle hanımların bu tavrı sosyal hayatın içinde olmalarını kolaylaştırmıştır. İlmi hayatın içinde olmaya gayret eden hanım sahabiler ticaret ve iş hayatında da kendilerini göstermişlerdir. Peygamberimizin eşleri Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe gibi. Onlar sizi örtüdürler, size örtüdürler, siz de onları örtüsünüz. Bakara suresi. Bu ayeti kerimeyi İslam'ın kadın ve erkeğe bakış açısından yorumlayınız. Kadın ve erkeğin huzur bulmak için kurdukları aile İslam'a göre onları kötülükten ve günahtan da koruyacaktır. Elbise örtünme ve korunma aracıdır. Karı koca arasındaki ilişki de tıpkı böyledir. Her biri karşı tarafın üzerine örtü çeker, onu korur. Elbise insan için en önemli ihtiyaçlardan biridir. Zira birçok faydası vardır. Allah kadın ve erkeğin birbirleri için elbise gibi oldukları ve bu şekilde elbisenin faydalarını da birbirlerine yansıtmaları gerektiğini emretmiştir. Elbise insanın ayıplarını örter, öyleyse eşler de birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örtmelidir. Eşlerden her biri ötekisini günahların peşinden gitmekten alıkoymalı ve olumsuzluğu türünün fertleri arasında yayılmasının önüne geçmelidir. Elbise insanı sıcaktan ve soğuktan korur. Eşler de birbirlerini günaha düşmekten korumalıdır. Allah ayette kadın ve erkeğin birbirleri için karşılıklı elbise olduklarını buyurdu. Bununla da kadın ve erkeğin eşit oldukları kimsenin kimseden üstün olmadığı da anlaşılabilir. İslam'a göre akrabalar arasındaki dini ve ahlaki ilişkiyi ifade eden tabir hangisidir? Sıla-i Rahim'dir biliyorsunuz. Sıla-i Rahim anne baba başta olmak üzere akrabaları ziyaret etmek, maddi manevi açıdan desteklemek, hal ve hatırlarını sormak, onların gönüllerini almak demektir Sıla-i Rahim. Akrabaları arayıp sormak, ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak, onlarla görüşüp sohbette bulunmak, kendilerine selam ve hediye göndermek İslam'ın ahlakının gerektirdiği en güzel hasletlerdir. Peygamberimiz örnek alan iyi bir Müslüman akrabalık bağını sürdürür. Onların sevinç ve üzüntülerine ortak olur. Böylece akrabalar arasında sevgi ve saygı bağları güçlenmiş olur. İslam'da komşuluk ilişkilerinin önemini açıklayan bir hadis yazınız. Peygamberimiz yakın ve uzak komşuya iyilik edilmesini emredildiği Kur'an ayetlerine uygun yaşayan örnek bir komşu idi. Peygamberimiz buyurmuştur ki, Cebrail bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. İşte bu düşünceden hareketle komşuluk hukukuna gereken değeri her zaman Peygamberimiz vermiştir. Peygamber Efendimiz her zaman komşularına karşı hayırlı ve samimi bir dosttu. Komşularına yakın davranır, onları yoklar ve hatırlarını sorardı. Komşularına yapabildiği kadar yardım ederdi. Komşuluk ilişkilerini kuvvetlendirmek için fedakarlıktan asla kaçınmaz, onların hayatlarını kolaylaştırma yöntemini seçerdi. 17. sorumuzda İslam'da uhuvvet kavramı niçin önemlidir sorusu var. Uhuvvet, aynı inanç ve değeri paylaşan kişi ya da gruplar arasındaki manevi birliği ve dayanışmayı anlatan bir tabirdir. İlk bölümdeki sorularımızda biliyorsunuz bu vardı. Orada tevhid demişti. Orası yanlış demiştik çünkü uhuvvet olacaktı ilk sorumuzda. İslam kan bağını ifade eden kardeşlik kelimesinin anlamını din kardeşliği manasına gelen uhuvvet kavramıyla daha da genişletmiştir. Dolayısıyla maddi anlamdaki kan birliğinin yerini manevi anlamdaki inanç birliği almıştır. Kur'an'ın emrine, Hazreti Peygamber'in sünnetine ve sahabenin uygulamalardaki örnekliğe göre şekillenmiş olan kardeşlik prensibi bugün de birlik ve beraberliğin yegane dayanağıdır. Ensar muhacir kardeşliği sayesinde her şeylerini Mekke'de bırakmış olan Müslümanlar Medineli kardeşlerinin yardımıyla yeni bir hayat kurdular. Bu sayede Ensar ve muhacirler arasında duygusal, sosyal ve ekonomik bir bağ kuruldu. Müslümanların dostluk ve kardeşliğiyle toplumsal huzur arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. Onlar bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. İşte Allah bu ayetiyle bizlere Müslümanların izleyeceği yolu göstermiştir.
Sorunların çözüm için gerekli olan kardeşlik duygusunun zedelenmesi durumunda neler olacağını Kur'an bize açıklar. Bu uyarılara dikkate almak zorunda olan Müslümanlara düşen görev ise kardeşliğin gereklerini yerine getirmektir. Asırlar önce birbirinin düşmanı olan Evs ve Hazreç kabileleri biliyorsunuz Medine'de birbirlerine düşmanlar. Peygamberimiz onları kardeş ilan etti. Ve Ensar oldu onlar. Muhacirlerle kardeş oldular. Ve Peygamberimizin izini takip ettiler. Kardeşlik, ihtiyaç halindekine sahip çıkarak, açsa doyurmak, üşümüşse ısıtmak, kısaca onlara ensar olmayı başarmaktır. Ümmü Seleme'nin Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'e tavsiyesi onun hangi kişilik özelliklerini ortaya koyar? Ümmü Seleme validemiz, Peygamberimizin eşi biliyorsunuz. Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'e sunduğu çözüm yolu onun problemlere kolaylıkla çareler bulan bir hanım olduğunu gösterir. Ümmü Seleme yaşadığı dönemdeki şartların zorluğuna rağmen Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etmiş cesur bir hanım sahabedir. Hazreti Peygamber'e sorduğu sorular neticesinde nazil olan ayetler de Ümmü Seleme'nin farklı kişiliği kendini gösterir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra peygamber hanım olmanın onurunu korumuş, konumuna zarar verecek hiçbir davranış içine girmemiştir. Kısacası Ümmü Seleme annemiz güçlü kişiliğiyle nevi şahsına münhasır bir kadındır. 19. sorumuz. Allah'ın rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifinde aile sorumluluğuna vermiş olduğu önemi yorumlayınız diyor. Peygamberimizin bu hadis-i şerifi her işin başının Allah'ın rızası olduğunu bize gösteriyor. İnsan ne yaparsa yapsın Allah'ı memnun etmek için yapmalı. Allah rızası için yapılan her hayır aynı zamanda insana da sevap kazandırmaktadır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için büyük paralar, servetler harcamak şart değildir. Çoğu kimsenin önemsemediği bir işi yaparak da Allah'ın rızası kazanılabilir. İnsan eşini, çoluğunu, çocuğunu sevindirirken, onlarla gülüp oynarken bile sevap elde edebilir. Aile fertlerinin geçimini temin etmek, onları kimseye muhtaç etmemeye çalışmak dinimize göre önemli bir olaydır. Allah'ın sevgisini, cennetini, cemalini kazandıracak kadar büyük bir meseledir bu. Mübah işler iyi niyetle yapıldığında birer hayra dönüşüyor. Bir Müslümanın eşini sevindirmek için yaptığı her davranış Allah'ı memnun eder. Şimdi de test sorularımız var. Onlarla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Allah Resulü'nün çocuklara olan tutumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? Çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapar mıydı Peygamberimiz? Yapmazdı. Çocuklara selam verirdi. Çocukların başlarını okşar, çocukların oyunlarına katılır. Çocuklara ikramda bulunurdu ancak kadın erkek eşitliğini, kız çocuk erkek çocuk eşitliğini Peygamberimiz o zamanki insanlığa ve günümüze getirdiği en güzel özelliklerden birisi. Aşağıdakilerin hangisi önemli roller üstlenmiş Medineli gençlerden birisidir? Zeyd bin Harise, Zeyd bin Sabit, Erkam bin Ebi Erkam, Musab bin Umeyr, Cafer bin Ebi Talip. Sevgili arkadaşlar, Zeyd bin Sabit Medineli gençlerden. Diğerleri ise kimdir? Mekkeli gençlerdir. Aynı zamanda Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim katiplerindendir. Hem yazılmasında hem çoğaltılmasında görev almıştır. Hazreti Peygamber'in hastalandığında ziyaret edilmesini, borç isterse verilmesini ve ihtiyaç içinde ise sıkıntısının giderilmesini istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? Akraba, komşu, az önce de anlatmıştık. Peygamberimiz komşu hakları üzerinde çok durmuş. Onları ziyaret edilmesine, yardım edilmesini bizlere tavsiye etmiştir. Aşağıdakilerin hangisi İslam kardeşliğinin en temel ilkesidir? Soy birliği, süt kardeşliği, akrabalık, iman, inanç sevgili arkadaşlar. İslam kardeşliği, uhuvvetin olması için iman etmek yeterlidir. Aşağıdakilerin hangisi Hazreti Peygamber'in kardeşlik uygulamasına verilebilecek bir örnektir? Davet mektupları İslam'ı yaymak içindir. Ensar ve Muhacir'in birbirlerinden sorumluluk kılınması, Medine Sözleşmesi, Müslümanlarla Yahudiler arasında, Mescid-i Nebi'nin inşası, eğitim ve ibadet için, Suffe'nin kuruluşu da eğitim için. İşte burada kardeşlik dediği için Ensar ve Muhacir'in birbirleriyle kardeş ilan edilmesi. Kardeşlik hukuku gereklerinden hangileri aşağıda doğru olarak verilmiştir? Uhuvvetle ilgili bize soruyor. Müslüman Müslümana zulmetmez. Doğru. Müslüman Müslümana haksızlık etmez. Doğru. Müslüman Müslümanın aybını örter. Doğru. Bakın bunların hepsi kardeşlikle ilgili. Müslüman Müslümanın borcunu üstlenmesiyle isteğe bağlı bir davranıştır. Dolayısıyla 1, 2, 3 kardeşlikle alakalıdır.
Şimdi 26, 27, 28 sorularımız yukarıdaki metne göre olacak. Önce metnimizi okuyalım. Veda hutbesinden. Ey Allah'ın kulları! Size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar ona itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla, onun izni ve yardımıyla başlıyorum. Bu yıldan sonra bir daha burada sizinle buluşup buluşamayacağımı bilemiyorum. Benim sözlerimi iyi dinleyin ki izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Ey insanlar, kadınlarınızın sizler üzerinde hakları, size kadınların üzerinde haklarınız vardır. Siz onların Allah'ın emanet olarak aldınız. Allah'ın emri ve hükmüyle onlarla ilişkiyi helal edindiniz. Onların yiyeceği ve giyimi konusunda cömertçe her türlü iyilik ve ihsanda bulunmanız onların haklarıdır. Kadınların haklarına riayet konusunda Allah'ın emirlerine yapışın, azabından korunun. Onların iyiliğini isteyin, durumlarının iyileşmesi için çaba sarf edin. Hanımlarınız sizlerin izni ve bilgisi olmadıkça evinizin mali imkanlarını cömertçe harcamasınlar. Sözlerimi iyice anlayarak hatırınıza tutun. Ey insanlar, sözlerimi iyi dinleyin, iyi muhakeme edin. Bütün ırklara mensup Müslümanların kardeşi olduğunu bilin. Bütün müminler kardeştir. Kimseye gönül rızası olmadıkça kardeşin malı helal değildir. Sakın haksızlık etmesin, hile yapmasın, haince davranmasın. Müslümanın kim olduğunu size anlatayım mı? Müslümanların dilinden velinden zarar görmediği kişidir. Müminin kim olduğunu size anlatayım mı? İnsanların mallarına ve canlarına zararı dokunmayacağından emin olan kimsedir. İşte kadın hakları, kadınların korunması ile ilgili sorunların çözümü aslında veda hutbesinde Peygamberimiz tarafından bize verilmiştir. 26'dan da soruyor. Hazreti Peygamber'in Müslümanların kardeşliğine yaptığı vurguda öne çıkan unsurlar nelerdir? İslam dinine inanan Müslümanların kanları, malları, canları birbirlerine haram kılınmıştır. İslam dinine göre bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Yani hiçbir Müslüman diğer bir Müslümana zarar veremez, onun hakkına giremez, hile yapmaz, zarar vermez. Gerçek Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kişidir diyebiliriz. 27. sorumuz. Hazreti Peygamber'in kadın ve erkeğe yüklediği sorumluluklar, karşılıklı haklar üzerinde değerlendirildiğinde hangi sonuçlara ulaşılır? Erkekler kadınların yiyeceği ve giyimi konusunda cömertçe her türlü iyilik ve ihsanda bulunmalıdır. Erkekler kadınların haklarına riayet konusunda Allah'ın emirlerine yapışmalı, azabından korkmaları, onların iyiliğini istemeli, durumlarının iyileşmesi için çaba sarf etmelidir. Kadınlar da eşlerinin izni ve bilgisi olmadıkça mallarını ve paralarını harcamamalıdır. Sözlerimi iyice anlayarak hatırınıza tutun diyerek konunun önemini bizlere Peygamberimiz hatırlatmıştır. Veda hutbesinin geneli dikkate alındığında Hazreti Peygamber'in sözlerinde aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir? Allah'a itaatin gerektiğine değinilmiş, kadın ve erkeğin birbirinden sorumlu olduğuna, emanete riayet edilmesi gerektiğine, insan hayatının kıymetine, bunların hepsine değinilmemiştir. Ancak soy temelli kardeşliğe değinilmemiştir. Ve sevgili arkadaşlar, kanalımızda Peygamberimizin hayatı dersimiz dahil tüm ders içeriklerimizi, dini ve sözel derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaş gruplarınızda da paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.